Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıvamı, ölçüsü tam yerinde olan garantili bir tarif, un helvası tarifimle geldim. Tarifimle ilgili tüm püf noktalarını videonun içerisinde bulabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarife öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Derince bir tencerenin içerisine 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı suyumu ilave ettikten sonra 2 su bardağı kadar da toz şekerini ilave ettim. Hemen bir miktar karıştırdıktan sonra hemen ocağımın üzerine alıyorum. Orta ateşte şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Şerbetimi hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Şerbetimi bu şekilde karıştırarak devam ettim. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağımın altını kapatıp tencereyi kenara alarak şerbetin soğuması için bekletiyorum. Şerbet soğurken hemen helvanın tarifine geçiyorum. Derince bir tavanın içerisine 125 gram kadar tereyağını ilave ettim. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ettim. Eklemiş olduğum katı yağın mutlaka erimiş olduğundan emin olun. Yağ tamamen eridikten sonra kalan diğer malzemelerimi içerisine ilave edeceğim. Tereyağı tamamen içerisinde eridikten sonra 2 su bardağı kadar unumu içerisine hemen ilave ediyorum. Hiç bekletmeden bu şekilde spatula ile unumu kavurmaya devam ediyorum. Bu aşama uzun bir süre olabilir. Unun rengi dönene kadar, altın sarısı rengini alana kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Ocağımın altını orta ateşe ayarladım. Sizlerin de gördüğü gibi unun rengi hafifçe döndü. Dönmeye başladıktan sonra rengi hafif krema kıvamını alacaktır. Karıştırmayı hiçbir şekilde bırakmıyorum. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum karıştırarak. Gördüğünüz gibi helvanın rengi gayet güzel bir şekilde kavruldu ve altın sarısı rengini aldı. Hemen kenarda soğumuş olan şerbeti hemen helvamın içerisine ilave ediyorum. Tamamını ilave ettikten sonra hemen spatula ile tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Kısa bir sürede zaten kıvamını alacaktır. Şerbet tamamen çekecektir. Gerçekten yapılış itibariyle garantili bir tariftir. Tarifime son derece güveniyorum ve sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hemen kıvamını aldı. 1-2 dakika kadar daha bu şekilde karıştırmaya devam ettim. Daha sonra ocağımın altını kapattım. Bu aşamada içerisine ceviz, fındık da ilave edebilirsiniz.
Dilerseniz benim yaptığım gibi sade olarak da servis edebilirsiniz. Helvam artık servis için hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben kaşıkla bu şekilde şekil verdim. Dilerseniz özel günlerinizi, dilerseniz çayınızın, kahvenizin yanına yapabileceğiniz oldukça pratik ve gerçekten çok lezzetli bir un helvası tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Helvanın tamamının şeklini verdikten sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.